Merhaba arkadaşlar, bu videoda Knight Online içerisinde yıllardır yanlış telaffuz edilen oyuncu kavramları ve bunların Türkçe karşılıklarını inceleyeceğiz. Şimdi bu videoyu eleştiri veya yanlış telaffuzlarla alay amaçlı değil, daha çok bilgilendirme amacıyla yapıyorum. Çünkü bazı yanlış söylenen kelimeler artık yıllardır yerleşmiş ve bunların doğrularını merak edenler olabilir. Bir de Türkçe karşılıklarını merak edenler olabilir. Burada sadece en çok kullanılan kavramları inceleyeceğiz, yani hepsini incelemeyeceğiz. Daha çok en popülerleri inceleyeceğiz. Şimdi tabii ilk öncesinde oyun ismi var ve bunu herkes biliyordur zaten. Ama hala yanlış söylenenler var. Arkadaşlar, bu oyun ismi Knight Online değil, Knight Online. Yani bunu bazı eski oyuncular bile hala Knight diyor. Doğru okunuşu Knight, Knight değil. Anlamı ise şövalye tabii ki de. Oyuna girdiğimizde 5 tane class çıkıyor karşımıza. Kuruyan İngilizce bir kelime olmadığı için zaten onu es geçiyoruz. Diğer 4 class zaten baştan yanlış telaffuz edilir. Şimdi bunların doğru okunuşlarına ve anlamına bakalım. Birincisi genelde warrior diye okurlar. Bunun anlamını biliyorsunuz, savaşçı demek. Doğru okunuşu ise warrior şeklindedir. Yani bu warrior değil, warrior. Diğer iki oyunda en popüler olan class budur ve genelde hep yanlış okunur ismi. Arkadaşlar, bunun ismi Rogue değil ki doğru okumaya çalışanların bazı yanlışlıkla Roche derler. Roche da değil. Bu Rogue arkadaşlar. Yani doğru okunuşu Rogue. Türkçe karşılığı da haydut demek. Şimdi diğer class zaten hep kısaltılarak okunur. Bunu biliyorsunuz. Mage diye okurlar. Bunun doğru okunuşu Mage'dir. Mage değildir. Uzun hali ise Magician'dır. Anlamı da büyücüdür. Ama zaten bunun kısa versiyonunda birçok kişi Mage diyerek aslında doğru kullanıyor. Sadece bunun yanlış hali Mage. Son class ve yine en çok yanlış okunanlardan biridir. Bunun doğrusunu okumaya çalışırken de geldi yanlış okunur. Priest diye okurlar. Bu yanlış tabii ki de. Ama bunu doğru okumaya çalışanlar Price diye okur. Price de yanlış. Yani Price diye bir şey yok, o fiyat demek. Bunun doğru okunuşu arkadaşlar Priest'tir. Anlamı ise rahip. Şimdi classları incelediğimize göre biraz statlerden bahsedelim. Bunları hızlıca geçeceğim zaten. Genelde kısaltmalar okunuyor çünkü. Doğru telaffuzları. Şimdi Warrior'ların statına baktığımız zaman nedir? STR. Bunun açılımı Strength. Anlamı ise güç demek. HP'nin açılımı Health Points. Yani can puan demek. Diğeri Dexterity. Çabukluk, beceri, el çabukluğu gibi anlamına geliyor. MP'nin açılımı Magic Power. Anlamı ise büyü gücü. Int'in açılımı Intelligence. Zeka, akıl gibi anlamlara geliyor genelde. Burada komik bir şekilde yanlış kullanılan bir kavram var ki o da mana. Şimdi buna mana denmesi gayet normal. Zaten gerçekten İngilizce bir karşılığı olan bir kelime de değil yani tam olarak. Yani buna mana diyebilirsiniz ancak buna mana diyenler var. Arkadaşlar, mana nedir? Yapmayın, gözünü seveyim. Mana diye bir şey yok. Mana. Statlerden sonra en çok yanlış telaffuz edilen kelimenin başında item'lar geliyor. Ben zaten söylerken bile bir yanlış çıkıyor aslında ortaya. Bu item değildir arkadaşlar. Item diye okunur. Bu item da değil, yani bunu düzgün okumaya çalışanlar geldi item diye okurlar. Biz burada T'yi biraz D'ye doğru yuvarlıyoruz. Burada item değil, item oluyor bu. Şimdi biz itemlara biraz bakalım. İlk olarak en çok yanlış ve komik telaffuz edilenden biri olan ve bazen dagger dediği, bazen doğru telaffuz etmeye çalışıp dagger dediği, dozer gibi, doğru okunuşu dagger olan item. Anlamı da hançer demek. Yine asas itemlarına devam edersek bir diğeri birçoğunun Weapon Breaker diye İngilizce katlettiği, doğru okumaya çalışan da Weapon Breaker diye yanlış okuduğu, doğru okunuşu Weapon Breaker olan asas silahı. Aslında İngilizce daha kolay ve birçok kişi zaten burada Breaker'ı doğru okuyor. Yani buna Breaker diyen görmedim ben. Ama Weapon da sıkıntı çıkıyor genelde. Anlamı da silah kırıcı, Weapon Breaker. Biliyorsunuz asasların dagger'larında zehir hasarı da oluyor ama nedendir bilmiyorum. Şunu doğru okuyanı daha görmedim. Ve aslında en alakası şeklinde okunuyor. Şimdi buna poison damage diyebilirsiniz ki ben böyle okuyanı görmedim. Pozisyon falan diye okuyor bazıları ama bir grup var ki buna pozisyon diyorlar. Arkadaşlar, burada pozisyon falan yok, yani futbol oynamıyoruz ya da başka türlü aktiviteler yapmıyoruz. Bu poison. Poison damage diye okunur. Poison damage. Yani burada herhangi bir pozisyon yok. Poison damage. Poison da bildiğiniz gibi zehir demek. Damage hasar demek. Zehir hasarı bunun karşılığında. Hemen takılardan yanlış okunanlara bakarsak, şimdi öncelikle tek tek takılara bakmadan önce şu setin bir kere doğru okunması lazım. Yanlış telaffuzlar şu şekilde: Iron Belt, Iron Bow, Iron Neck, Iron Impact falan. Doğrusu arkadaşlar Iron Belt, Iron Bow, Iron Necklace, Iron Impact. Yani demir kemer, demir yay, demir kolye ve demir darbesi diyebiliriz Iron Impact'te. Bir diğeri meşhur Raptor. Arkadaşlar, bunun doğru okunuşu Raptor, yani yırtıcı kuş diyebiliriz anlamını. Bir de bazı yırtıcı dinozorlara da Raptor deniyor diyebiliyorum. Bu Raptor değil yani, Raptor. Bir diğer güzel silah ise Hellbreaker diye okunur. Bunun aslında yani doğru okunuşuyla Türkçe okunuşu yakın. Hellbreaker sadece. Yani Hell değil, Hellbreaker. İsmi de cehennem kırıcı. Ki bence Knight Online'ın en güzel silahıdır. İsmi de çok havalı. Doğru okunuşu Hellbreaker.
Madem Flame'den gidiyoruz, okunuşu biraz zor olanlardan bir tanesi. Bu Spear of Murky değil arkadaşlar. Spear of Murky Waters. Yani karanlık suların mızrağı. Spear of Murky Waters. Küpelerde de Elf Metal Earring değil arkadaşlar bu. Elf Metal Earring. Buna Earring de diyen var. Bu Earring de değil. Elf Metal Earring. Anlamı da metal elf küpesi. Bir diğer yanlış okunanı Sacred Silver Earring değil. Secret Silver Earring. Yani gizli metal küpe. Bir diğeri Diamond Ring değil. Diamond Ring. Yani elmas yüzük. Yine en kötü telaffuz edilenlerden bir tanesi Heros Valor diye dümdüz ve pervasızca okunan, gerçek ismi ise Heroes Valor yani kahramanın cesareti adlı yüzüğümüz. Bu Heros Valor değil, Heroes Valor. Ama hiçbir telaffuz. Amateur folk kurstan başlayalım. Bundan daha kötü olamaz. Yani bu kulaklar bunu duydu artık, ben rahatlıkla öyle bilirim. Şimdi Amulet of Curse. Evet arkadaşlar, Amulet of Curse. Şimdi buna Amulet of Curse diyen de var. Bu kısmen doğru. Bunun doğru okunuşu arkadaşlar Amulet of Curse. İsmi de yani lanete tasım anlamına geliyor. Amulet of Curse. Bu Amulet of Curse değil yani. Bir diğeri ve bunu İngilizce'de gerçekten okumak biraz zor aslında. Elemental Pendant diye genelde yanlış okunan. Doğru okunuşu Elemental Pendant olan kolye. Tam böyle bir anlamsal karşılığı Türkçe'de pek yok ama doğa güçleri kolyesi gibi bir anlamı var diyebiliriz. Elemental Pendant. Elemental Pendant değil. Hemen Power Up Store'a geçtiğimizde ilk gördüğüm arkadaşlar War Premium değil, War Premium. War Premium değil, War Premium. Ve yine Duration diye okunup insana varoluşsal sancılar yaşatan o eşya. Doğru okunuşu Duration tabii ki de. Yani Duration nedir amına koyayım? Duration. Anlamı ise süreklilik gibi bir anlama geliyor. Bir diğer fecaat okunuş Genie. Genie Hammer. Spirit of Genie. Arkadaşlar insanlık namına bunu Genie diye okumayın artık. İngilizce'de bir kelime bu kadar düz okunmaz sevgili seyirciler. Bunların doğru okunuşu Genie, Genie Hammer, Spirit of Genie. Anlamları ise Genie Hammer'ın peri çekici, Spirit of Genie'nin peri ruhu falan. Son olarak da oyun içinde kullanılan temel kavramlara bakıp videomuzu yavaştan sonlandıralım. İlk olarak level değil level arkadaşlar. Yani seviye zaten bunu biliyorsunuz. Skill değil skill yani beceri. Gem değil gem yani mücevher. Bir de des diye kısalttığımız descent diye yanlış telaffuz edilen, hatta bazılarının descent diye yine yanlış telaffuz ettiği bir warrior becerisi var biliyorsunuz. Takım arkadaşınıza ışınlanabilmenizi sağlayan bir beceri. Bunun anlamı iniş. Doğru okunuşu decent arkadaşlar. Decent. Descent veya descent değil. Decent. Yine bu gariban emektar kulaklar asasın iki defans becerisine. Safeti'yi bastığımızda 1200, Evade'yi bastığımızda 1000 defans. Dendiğinde duydu ya, artık yani yıprandılar, hırpandılar. Arkadaşlar bunların ismi Safeti, Evade değil. Safety, Await. Safety, Await. Anlamları ne demek? Safety'nin anlamı güvenlik gibi bir anlama geliyor. Avoid'in anlamı ise savuşturmak tarzı bir anlama geliyor. Avoid. Kaçınmak gibi bir anlama da gelebiliyor. Bunun yanı sıra bir diğeri yine en çok yanlış okunanlardan bir tanesi. Rebirth değil arkadaşlar bu. Rebirth. Anlamı ise yeniden doğuş. Rebirth değil. Rebirth. Anger basmak değil. Anger. Yani öfke becerisini işte basmak, kullanmak. Bu daha doğru. Anger değil. Anger. Aslında burada İngilizce telaffuz etmeye çalışırken biraz daha kötü gitmiş durum. Yani buradaki aslında I'm anger'deki bu anger aynı anlamına geliyor. Öfke anlamına geliyor. Dolayısıyla bu anger değil, anger. Bir diğeri town atmak değil, town atmak. Town, şehir, kasaba anlamlarında kullanılan bir kelime. Bu oyundaki ismi de daha çok kasaba anlamında kullanılıyor diye tahmin ediyorum. Town değil, town. Meleler geliyor falan diye tabir edilen, yakın dövüş anlamına gelen kavram melee arkadaşlar. Yani bu mele değil, melee. Monster Stone değil, Monster Stone. Pazarlar için satış ve alış anlamlarına gelen sell, buy. Bu buy diye okunmaz. Bu çok basit bir kelime aslında arkadaşlar. Bunu yanlış okumaması gerekiyor yani bunu. Çünkü okullarda falan da çok fazla gördüğümüz bir kelime. Buy değil, buy arkadaşlar. Satın almak anlamına geliyor. Sell de satmak anlamına geliyor biliyorsunuz. Oyun içindeki hatalar açıklar gibi anlamlar için kullanılan bir kelime var biliyorsunuz. Bu ismi bug değil, bug. Bug diye yanlış okunur. Doğrusu bug diye okunur. Oyunun bug'ı falan. Yani oyunun bug'u değil. Bunlar benim aklıma gelenlerdi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca kim bilir benim aklıma gelmeyen ve onun içinde yanlış telaffuz edilen bir sürü kavram vardır. Bunlar sizin aklınıza geliyorsa lütfen yorumlarda belirtin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.